Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldü. FETÖ'nün Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği bildirildi. Terör örgütü liderinin ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organları duyurdu. Gülen'in ölümünü örgüt üyelerinin yanı sıra terörist elebaşının yeğeni Ebu Seleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı. MİT'in paylaştığı bilgi notuna göre FETÖ elebaşının ölümünün duyurulup duyurulmaması konusunda tartışma çıktı. Bazı örgüt üyeleri ölüm haberini gizlemek istedi. Ancak bunun gizlenemeyeceğini savunanlar ağır bastı. Bir süredir FETÖ elebaşı Gülen'in sağlığının kötüye doğru gittiği ve artık akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. Ancak sağ kolu ve örgütün kara kutusu olarak bilinen Uzun Cevdet lakaplı Cevtik Türk Yolu örgüte para yardımlarının kesilmemesi için bu durumu gizlemeyi tercih etti. Hatta bunun için eski videoları yeni gibi yayınladı. MİT'in bilgi notuna göre örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı örgüt içinde tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Son zamanlarda yanında olan isim olarak bilinen Cedvet Türk Yolu'nun kendi kontrolünde bir cenaze töreni planlıyor. Türk Yolu cenazenin bir an önce defnedilmesini isterken ABD'deki örgüt üyeleri Avrupa'dan geleceklerin beklenmesi gerektiğini savunuyor. Örgüt içinde Cevdet Türk Yolu'nun göstermelik bir cenaze töreninden sonra cenazeyi kaçırma ihtimali ciddi olarak tartışılıyor. FETÖ terör örgütünde Gülen'in mezarının bilinmemesi konusundaki görüş ağır basıyor. Örgüt tarafından böylece Saidi Nursi benzeri bir hava verilmesi düşünülüyor. Cenazenin çok az sayıda kişinin katılımıyla kaldırılıp Cevdet Türk Yolu'nun damadının arazisi içinde ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor. Bu arada istihbarat kaynakları örgütün ABD ve Avrupa olarak ikiye ayrılma ihtimalinin güçlü olduğunu ve suikastlara kadar varacak kavgalar yaşanabileceğini belirtiyor. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümü Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırdı. İngiliz haber ajansı Reuters, Gülen'in ölümünü flash haber olarak duyurdu. Sabah gazetesi haber müdürü Nazif Karaman, A Haber ekranlarında Gülen'in ölümünü değerlendirdi. Gülen'in ABD'de tenha bir yerde gömülebileceğini söyleyen Karaman Fethullah Gülen vasiyet vermiş ve kendisinin İzmir'de yatan annesinin ayak ucuna gömülmek istediğini söylemiş dedi.